oldu, ne zaman yoktun, unuttum. Sanki senle doğdum, adını sen mi koydun ha? Ne çok. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio sus ceros. Son günlerde en çok dikkat çeken konulardan bir tanesi Ankara'mızda düzenlenen konserler. Bu konserlerin sayısı, bu konserlerin icra edildiği mekanlar ve bu konserlere getirilen sanatçılar, bu konserlere düzenlenen şekli ve neticelerini kısaca ele almak istiyoruz. Öncelikle bu konserlere ayrılan kamu giderleri normalde vatandaşa açıklanmalıdır. Çünkü bir konsere verilen bir sanatçı ve organizasyonun organizatörlerine verilen bedel ortalama 2,5 milyon TL'dir bir gece. Ve şu an bu neredeyse gelenek haline getirilmiş, her gün, her hafta Ankara'nın birçok noktasında bu tür etkinlikler planlanmaktadır. Bu kaynakların bu şekilde pervasızca kullanılması doğru değildir. Öncelikle yakın zamanda KYK'ya başvuracak öğrencilerimiz, daha doğrusu Ankara'mıza gelecek öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizin barınmayla ilgili problemleri söz konusu olacak. Bu kaynakların buralara aktarılması, yetimlerin, yoksulların, dar gelirlere aktarılması noktasında aslında bir çalışma yapılması gerekirdi. Gençliğin bu şekilde kültürel olarak empoze edilen kültürel emperyalizme kurban edilmesinden ziyade bu kaynakların eğitime ayrılması aslında çok daha mantıklı bir yol olacaktır. Umarım bundan sonra bu tercih edilir. Bu etkinliklerin kamu kaynak kısmı bir tarafa, bu etkinliklere çağrılan sanatçılar hiçbir zaman bizim örf ananelerimizle, bizim geleneklerimizle ya da bizim dini vecibelerimize uymayan bir kıyafete, uymayan bir tarza, maalesef tarza getirilmektedir. Ve bu sanatçılar bizim gençlerimize birer rol model olarak sunulmaktadır. Bu da işin ikinci boyutu. Artı bu tür etkinliklerde kız ve erkeklerin tamamen iç içe bulunması, bunun yanında yüksek dozda verilen müzik, dalgalı verilen ışık vesaire, gençlerin tamamen böyle uyuşturulması, uyuşuk bir gençlik, eğlenceye daldırılmış bir gençlik hedeflenmesi, zaten bu veya buna alet olunması gerçekten bizim için ciddi bir kayıptır. Bu anlamda bu tür etkinliklerin düzenleniyorsa helal dairede düzenlenmiş olması, kamu kaynakları noktasında tasarruf düşüncesiyle hareket edilmesi ve gençlerimizin milli ve manevi değerlerine aykırı bir ortam ve şahıslar üzerinden yürütülmemesi gerekmektedir.